Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 10 Ekim 2019 Perşembe, Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda televizyon gazetesine başladık. Hemen bakalım. Hemen neye bakacağız? Mehmetçik dün saat 16'dan itibaren Fırat'ın doğusuna girdi ve terör hedeflerini yerle bir etmeye başladı. Gece 22.50 sıralarında da kara birliklerimiz girdi ve nihai hedefe doğru hızla ilerliyor. Tabii burada bizim söyleyeceğimiz tek şey var. Bazen tarih değişir. Bazen belli aşamalar atlanır. Böyle durumlarda tarih bir milleti seçer. Tarih Türkiye'yi seçti. Tarih Mehmetçiği seçti. Artık zalimlerin tepesine inen o balyoz, o topuz Mehmetçik olacak. Tarih Mehmetçiği seçti. Tarih Türkiye'yi seçti. Bunun için biz Mehmetçiğin sonuna kadar yanında olacağız. Allah muvaffak etsin diyeceğiz. Ayağına taş değmesin, başı dik olsun diyeceğiz. Söyleyeceğimiz bu. Peki ne var? Hemen bakalım. Dakika dakika gelişmeleri vereceğiz biraz sonra. Dünkü gelişmeleri. Aydınlığın manşeti, kılıcınız keskin olsun, yüreğimiz sizinle biçiminde. Aydınlık'ta Vatan Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na yazdığı açık mektup var. Ona bir bakacağız. Erdoğan dün operasyon talimatını verdiği anda çekilen fotoğraflarla gündeme geldi. Erdoğan'dan Atatürk'lü mesaj diye bir başlık atmış Aydınlık buna. Zafer Türkiye'nin olacak ve Trump galiba işgal demiş. Ona da işgalmiş diye başlık atılmış. Dün operasyonun başlamasıyla birlikte kendilerini çok böyle barışçıl, çok böyle demokrat falan zanneden insanlar, bir takım insanlar diyelim, savaşa hayır demeye başladılar. Hangi savaşa hayır? Hangi savaşa hayır? Kurtuluş Savaşı'na hayır mı? Çanakkale Savaşı'na hayır mı? Sakarya Meydan Muharebesi'ne hayır mı? Bunlara kalsa Malazgirt'i yapamazsınız. Onların dediği PKK ile Amerika ile savaşa hayır. Aman PKK'ya vurmayın, aman PKK'ya dokunmayın, aman Amerika'ya vurmayın, aman Amerika'ya dokunmayın. Siz Mustafa Kemal Atatürk'ün kulağına 26 Ağustos sabahı saat 5'te savaşa hayır deyin. Bakın sizi ne yapar. Bir de bu savaşa hayır diyenlerden bazıları da Atatürk'ü şey yapmışlar, sosyal medya hesaplarının başına koymuşlar. Neyse, Feyzoğlu onlara bir cevap vermiş. Türkiye Barolar Birliği Başkanı bir tepki göstermiş. Bir de ne işimiz var oradacılar var. Ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Orta Doğu bataklığında. Ona da Gaffar Yakınca bir cevap vermiş. Kemal ne işi var oğlu başlıklı yazısında. İbrahim Karagül'ün yazısı var. Okuyabilir miyiz bilmiyorum, fırsat kalır mı? Ama yabancı basın mesela, bunu Sezim'e söylemedim galiba. Sezim, Oda TV'de yabancı basından özetler var. Erdoğan'ın şu ana kadar en büyük kumarı başlığıyla onlara bir bakacağız. ABD Orta Doğu'da olmamalı. Bakın, ne işimiz var diyenlere karşı en güzel cevap Amerika'dan. Biz niye giriyoruz oraya? ABD'nin kara ordusunu yerle bir etmek için ve Amerika'yı Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinin haritasına gömmek için değil mi? Bizimkiler savaşa hayır diyor, ne işimiz var orada diyor. Amerikan başkanı da diyor ki ABD Orta Doğu'da olmamalı diyor. Ve operasyon talimatını veren Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Yeni Şafak'ın haberine göre evanjeliklerin hedefi Türkiye olmuş. Biz diyoruz ki böyle bir durumda, terörle mücadeledeki en büyük harekat durumunda tüm Türkiye birlik olmalı. Bırakın Türkiye'de birlik olmalıyı.
Cumhuriyet Gazetesi Astana'yı bile çatlatmaya çalışıyor. Astana'da çatlak başlığıyla. Yine Amerikan Başkanı Donald Trump, PKK Türkiye'nin düşmanıdır. Amerika PKK'nın düşmanına silah vermiştir, destek olmuştur diyor. Bizim bir takım insanlarımız, kendi insanlarımız PKK'nın siyasi kolunu savunmaya çalışıyorlar bana. Amerikan Başkanı söylüyor ya, Amerika destek oldu PKK'ya diyor. Trump üzerindeki baskı yüzünden tweet atıyor. Ha, bu da ayrı mesele tabii. Amerika'nın kendi içindeki kavgalar Trump'ı sıkıştırıyor. Bu yüzden de o baskıyı hafifletmek için Trump bizimle ilgili tweetler atıyor demiş Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi biz böyle söylüyoruz. Bir takım şeyleri eleştiriyoruz medyadaki. Hayırcılar, nasıl anlatayım onu ben? Yani Mehmetçiğin Suriye'ye girmesini, Suriye'de PKK'yı yerle bir etmesini falan savunurken biz, birileri de diyor ki boşa para harcayacağız ya, insanımız bilmem ne olacak. Ya bunlar kafa bulandırıcı işlerdir. Biz bunları yazdığımız zaman Emin Çölaşan gibi bir gazeteci bile aydınlığın büyük ayıbı diye yazı yazabiliyor. İnsaf yani. Tabii Soner Yalçın'ın ya Mehmetçik ya Posada yazısına da şöyle bir bakacağız. Ama isterseniz önce şöyle yapalım. Nasıl yapalım yönetmenim Esra? Hemen gazetelerin birinci sayfaları nasıl görmüş Mehmetçiğin şimdiye kadarki en büyük harekatını, onunla başlayalım. Hadi bakalım. Evet, neyle başlayalım? Aydınlık'la başlayalım. Barış Pınarı harekatı başladı. Kılıcınız keskin olsun, yüreğimiz sizinle. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndan sonra sınırımızdaki terör örgütlerine karşı üçüncü harekat başladı. Resulayn, bu Rasulayn olması lazım doğrusu. Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK, YPG mevzileri, obüsler ve F-16'larla vuruldu. Mehmetçik terör kordonunu parçalamakta kararlı. Türk milleti bütün yüreğiyle arkasında demiş. Devam. Devam. Hürriyet jetler vurdu, Mehmetçik girdi, Barış Pınarı harekatı başladı diyor. F-16'lardan Suriye'nin 30 kilometre derinliğine sorti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda PYD-PKK terör unsurlarına operasyonu dün saat 16'da başladı. Harekatı Erdoğan Twitter mesajıyla duyurdu diyor. Devam edelim. Milliyet, Barış Pınarı başladı demiş. Adana mutabakatına göre oradayız sözleri var Cumhurbaşkanı'nın. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge için başlatılan harekat kapsamında teröristler aralıksız vuruluyor. Şimdi burada bir sakatlık var, burada bir mantıksızlık var. Milliyet gazetesi mi yapıyor bunu, yoksa genel anlamda siyasi iradenin bir yanlışımı bilmiyorum ama ben kendi doğrumu söyleyeyim. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge için başlatılan harekat olmaz. PKK'yı yok etmek için başlatılan harekat olur. Hadi güvenli bölgeyi kurdun, sonra ne olacak? Adam güvenli bölgenin 2 kilometre ötesinde yaşayıp gidecek yine. PKK'yı yok etmiş olmuyorsun ki, devam. Devam arkadaşlar. Sabah gazetesi Mehmetçik bir destan daha yazıyor. Terör yuvaları yerle bir. Başkomutan Erdoğan'ın emriyle Barış Pınarı harekatı başladı. F-16'lar ve obüsler terörünlerini vurdu. Mehmetçik 4 koldan sınırı geçti demiş. Yine sabahın birinci sayfasında Cumhurbaşkanı'nın bölgeye barış ve huzur getireceğiz sözleri, operasyon talimatını verirken çekilmiş fotoğrafının hemen üstünde yer almış. Devam. Yeni Şafak, gün Milli Birlik Günü demiş. Saat 16'da dünyaya ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik harekat kararına destek veren muhaliflere teşekkür ederek, bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak dedi. Büyük Barış Harekatı başlığının altında da hemen şu satırlar var. Mehmetçik Fırat'ın doğusundaki PKK işgalini bitirmek için dün saat 16'da düğmeye bastı. Barış Pınarı adı verilen harekatta Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki terör mevzileri F-16'lar ve obüslerle imha edildi. Ardından da kara birlikleri sınırı geçti. Operasyona 40 bin Mehmetçik ile 20 bine yakın Suriyeli asker katılıyor. Bazıları buna savaş falan diyor. Tamam, Amerika ile cephe cepheye savaştayız. Ama Türkiye'nin gücünü de gösteren bir operasyon bu. Bakın, 40 bin askerle giriyoruz. 40 bin askerle. Peki Türkiye'nin ordusu ne kadar?
Türk ordusu kaç kişi? 300 bin, 500 bin kaç? Değil mi? Sadece 40 bini bile bu işi bitirmeye yetiyor. Türk ordusunun gücü bu. Evet, devam edelim. Akşam gazetesi gazamız mübarek olsun demiş. Barış Pınarı harekatı başladı. Hedef PKK ve DAEŞ. Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri harekatı dün saat 16 itibariyle başladı. Belirlenen hedeflerin jetler ve obüslerle vurulmasının ardından kara birlikleri 4 ayrı koldan YPG PKK işgalindeki bölgelere girdi. Harekattan önce Birleşmiş Milletler ve Suriye de bilgilendirildi. Suriye bilgilendirildiyse bu çok önemli. Neden önemli? Demek ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz ve Suriye ile işbirliği içindeyiz. Güzel, 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 güzel. 250 kilometre genişlik, 30 kilometre derinlik denilmiş yine Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında. Devam edelim arkadaşlar. Star ve başladı diyor. Ve başladı. Bölgeyi sahiplerine teslim edeceğiz. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinde terör örgütünün olduğunu vurguladı. Gizli bir ajandamız yok. Güvenli bölgenin amacı sınır güvenliğimizi ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamaktır demiş. Burada biraz sonra üzerinde duracağımız başka bir başlığa dikkat çekeceğim. Amerikan medyasından sağduyu diye bir başlık. PYD'ye tavır Kürtlere düşmanlık değildir. Wall Street Journal'ın başlığı bu. Evet, PYD ile bizim savaşmamız Kürtlere düşmanlık değildir. Bunu Amerikalılar görmüş. Sonunda Amerika'da birileri görmüş. Ama bizde bir takım PKK severler hala bu farkı fark edemiyorlar ya da kasıtlı olarak böyle yapıyorlar. Biz Kürtlerin dostuyuz. Kardeşiyiz. Kürt de biziz, Türk de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Ama PKK sadece Kürt'ün, sadece Türk'ün değil, bu coğrafyadaki Arap'ın da herkesin düşmanı. Niye? Emperyalizmin kara ordusu, ondan devam edelim. Var mı başka gazetemiz? Karar en büyük harekat diyor. Türkiye'nin meşru güvenlik gerekçeleriyle uzun zamandır hazırlığını yürüttüğü Fırat'ın doğusuna yönelik terör temizliği başladı. Kıbrıs'tan bu yana en büyük çapta askeri yığınağın yapıldığı barış planı harekatı kapsamında sınır hattına 85 bin asker konuşlandığı belirtildi. Ve o konuşlanan 85 bin askerin de sadece 40 bini yapıyor bu işi. Türkiye Cumhuriyeti bu yüzden büyük. Türk ordusu bu yüzden büyük ordu. Hakikaten büyük ordu. Şaka maka değil yani. Ciddi ciddi söylüyorum bunu. Toplam ordusunun 10'da 1'iyle, 20'de 1'iyle Kıbrıs harekatından sonraki en büyük operasyonu yapabiliyor. Yeni Çağ Mehmetçik vuruyor demiş. Resul Ayn ve Tel Abyad 6 saat bombalandı, ardından kara harekatı başladı. Güzel. Meclis tek sesmiş. Arkanızdayız demiş meclis. Yapmaya HDP de mi öyle demiş. Dur bakayım, burayı bir okuyalım arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı başlattığı barış planı harekatına katılan Mehmetçi'ye başarılar diledi. Meclis Genel Kurulu çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış planı harekatını başlattığı haberi AKP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Tabi HDP yok. Olur mu? Olmaz. Niye? Aslında dayağı yiyen Fırat'ın doğusunda PKK'nın siyasi uzantısı HDP aynı zamanda. Bir gün karanlık yolda ilk adım atıldı. Buyur işte. Buyur işte. Ondan sonra eleştirince ciyaklıyorsunuz ama. Nesi karanlık yol? Ha? Nesi karanlık yol? Yani orada Amerika kalsın, orada PKK kalsın, oradaki bütün bölge halklarına zarar versin, bir ikinci İsrail devleti kurulsun, dokunmayalım. Dokunursak karanlık yol oluyor, değil mi? Aferin be. Sorsanız solcu bunlara. Geç, 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 geç şunu. Cumhuriyet 3 koldan harekat, tüm sınır boyunca YPG hedeflerini vuran TSK Fırat'ın doğusuna girdi. Şanlı Avrupa'dan tepki, Astana'da çatlak. Biz milleti birleştirmeye çalışıyoruz, Cumhuriyet Astana'yı bile çatlatıyor. Yakışıyor değil mi Cumhuriyet'e? He? Çok yakışıyor. Allah, yönetmen geldi. Ne oldu yönetmenim, bir şey, ters bir şey mi yaptım? He? Neyse, biz devam edelim, belki düzelir. Var mı başka gazetemiz arkadaşlar? Sözcü hainler duman oldu diyor. Barış Pınarı harekatı başladı. Mehmetçik Suriye'de Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG ve IŞİD'li hainleri imha etmek için
Dün düğmeye bastı. Toplarımız ve uçaklarımız terör ünlerini yerle bir etti. Hainlere ölüm yağdı. Askerimiz Suriye'ye girdi. Arkadaşlar dün bölgeden insanlarla konuştuk. Gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Bölgeyi çok iyi bilen arkadaşlarla. Onlardan birini zaten birazdan bağlayacağız. Telefon hattımızda olacak. Müthiş bir korku var PKK'da. PKK, YPG, PYD, SDG ne derseniz deyin artık. Müthiş bir korku var. Ve bir an önce bölgeyi terk etmeye çalışıyorlar. Sadece ağır silahlarını alıyorlar. Neyse bu bilgileri vereceğim birazdan. Volkan gazetesi, Kıbrıs'ta yayınlanan Kıbrıs'ın amiral gemisi Volkan gazetesi Barış Pınarı harekatı başladı. Tanrı ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız, kalplerimiz ordumuzla demiş. Bizim de dualarımız, kalplerimiz ordumuzla, ordumuza, Mehmetçiğimize selamımızı gönderiyoruz buradan. Evet, peki dün ne oldu? Dakika dakika gelişmeler diye Hürriyet özetlemiş operasyonun başlangıcını. Hemen iç sayfaya bakın arkadaşlar, iç sayfaya bakın arkadaşlar. Dakika dakika gelişmeler, Hürriyet, ben yanlış yaptım, tamam düzeltirim, düzeltirim. İç sayfada değil, birinci sayfada diye vermişim. Hemen bakacağım, ben kendim bulacağım arkadaşlar. Özür. Hemen şurada olacak. Evet, Fırat'ın doğusuna yönelik sayfa 15. Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatının öncesinde Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Harekata ilişkin sürdürülen diplomasi trafiği yapılan açıklamalara göre şöyle. 13.55'te Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın operasyon öncesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'la telefonla görüştü. Bak dedi, bak gireceğiz ha ona göre dedi herhalde. 14'te ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri Barış Planı Pınarı Harekatı'na ilişkin sırayla bilgilendirildi. 14.36'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşerek mevkidaşına operasyonla ilgili bilgi verdi. 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a operasyonun başlatılması emrini verdi. Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. 16.44'te Erdoğan CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdiği açıklandı. 17.06 Erdoğan Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u Beştepe'de kabul ederek harekatla ilgili bilgi verdi. 19.28 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı. 22.26 Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara operasyonunun başladığını duyurdu. Evet, gelişmeler böyleydi. Peki talimat nasıl verildi? Neler oldu? Onlara bir bakalım. Kılıcınız keskin olsun başlığıyla Aydın'a bakmamız gerekiyor o zaman. Şöyle demiş. Kılıcınız keskin olsun, yüreğimiz sizinle. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndan sonra sınırımızdaki terör örgütlerine karşı 3. harekat başladı. Rasul Ayn, Tel Abyad ve Ayn İsa'daki PKK-YPG mevzileri, obüsler ve F-16'larla vuruldu. Mehmetçik terör koridorunu parçalamakta kararlı. Türk milleti de bütün yüreğiyle arkasında. Harekattan önce Rasul Ayn, Kamışlı, Tel Abyad, Ayn İsa'daki birçok hedef tam isabetle vuruldu. Harekatta. Önce Rasulayn, evet tam isabetle vuruldu. Jetlerimizin vurduğu bazı hedefler 30 kilometre derinlikte bulunuyor ama bazıları da 90 kilometre derinlikte bulunuyor. Yani bir de böyle bir şey var. 30 kilometreyi de vurduk, 90 kilometreyi de. Hani vuramazdık, jetlerimizi kaldıramazdık. Amerika bilmem ne talimatı vermişti. Ne oldu? He? Ya bunlar bir alem insanlar var ha. S-400'ü alamaz. Aha buraya yazıyorum bak. Aldık. Fırat'ın doğusuna giremez. Kasım'a kaldı. Kalmadı. Azıcık ordunuza güvenin ya. Azıcık milletinize güvenin. Harekata HDP hariç tüm siyasi parti liderlerinden destek geldi. Harekatla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin büyükelçileri dış işlerine çağrıldı. Büyükelçilerle birlikte Suriye Başkonsolosluğu'na da harekatın başladığı bilgisi verildi. PKK
koalisyondan uçuş yasağı istedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, abi o kamerada bir şey mi var? Gidip geliyorlar. Benim orta kameramla uğraşıyorlar. Ne var orada? Dur bakalım anlayacağız. Şeyim bozuldu şekerim, konsantrem bozuldu. PKK koalisyondan uçuş yasağı istedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin kaygılarını anladığını bildirdi. Arkadaşlar uçuş yasağı meselesi şu. Amerika onu yapmış, Amerika bunu yapmış, bunları boş verin. Türkiye bir notam yayınlar. Ben şu koordinatlarda askeri operasyon başlatıyorum. Bu bölgeye girmeyin der. Giren kendisi sorumludur. Yapılan bu. Bu da Türk ordusunun, Türk devletinin büyüklüğünü, gücünü gösterir sadece. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin kaygılarını anladığını bildirdi. Avrupa Birliği'nin Türkiye karşıtı ortak bildirisini Macaristan reddetti. Atilla'nın torunları, helal olsun Macarlara. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, harekatın durdurulması halinde güvenli bölge maliyetlerini üstlenmeyeceklerini, durdurulmaması halinde güvenli bölge maliyetlerini üstlenmeyeceklerini açıkladı. Siz bilirsiniz valla. Bir, sizden para istemedik. İki, biz üstlenmeyiz maliyeti. Her şey para değil. Üç, siz bilirsiniz üstlenmeyin. Ondan sonra kendi ülkenizde 2 milyon mülteciyle uğraşırsınız. Tehdit mi? Evet, tehdit. Allah Allah. ABD Başkanı Trump, NATO üyesi Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiğini ileri sürerek harekatı desteklemediklerini söyledi. Sizden destek istemedik ki. Ayrıca biz işgal etmeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyorsak saygılıyızdır. Bitti. Ama Trump niye bunları böyle yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan onun açıklamasını yapmış. Tayyip Erdoğan diyor ki Trump üzerindeki baskı yüzünden tweet atıyor. Türkiye gazetesi almış bunu. Bir orada gördüm. Türkiye gazetesi almış. Üzerindeki baskı yüzünden tweet atıyor demiş. Görebilir miyiz onu arkadaşlar? Göremez miyiz? Trump biraz büyütelim. Evet. Evet. Trump üzerindeki baskı yüzünden tweet atıyor. Erdoğan, Amerikalı siyasilerin ve medyanın Trump üzerinde Türkiye ile ilgili baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Sırbistan dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı'nın Türkiye'yi tehdit eden mesajlarını hatırlatılması üzerine Trump güvenli bölge konusunda doğru bir karar verdi. Pazar akşamı kendisiyle karara bağladık. Fakat ABD askeri ve güvenlik bürokrasisi başkanların talimatlarını yerine getirmiyor. Trump baskıları hafifletmek için mecburen tweetlerle mesajını veriyor demiş. Amerika'da biliyorsunuz, benim göbeğimi niye özellikle gösteriyorsun? Amerika'da biliyorsunuz büyük bir kavga var. Bu Trump ne diye geldi? Amerika dedi, zafersiz savaşlar yorgunudur ve artık bu savaşlardan çıkmak istiyor. Tekrar Amerika'nın içine dönmek ve Büyük Amerika'yı yeniden yaratmak istiyor. Halbuki karşısındaki güç neydi o? Orta Doğu'yu paramparça edelim, petrollerine el koyalım. Orta Doğu onların lafı, ben Batı Asya diyorum. Petrollerine el koyalım, bütün dünyayı savaşarak dize getirelim. Şimdi kendi içlerinde böyle bir kavga olduğu için Trump'un üzerinde gerçekten büyük baskı var. Azledilmesiyle ilgili bir çalışma yürüyor. Trump da seninle başka türlü konuşuyor, kendi iç siyasetine başka türlü konuşuyor. Tayyip Erdoğan'ın söylediği, benim anladığım bu. Reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Uzun sürmeyecek kısa bir reklam arası. Ben tam hızımı almışken reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne demiştik? Trump üzerindeki baskı yüzünden tweet atıyor Türkiye aleyhine diye. Ama bunu Trump'ın attığı bu tweetleri Türkiye'deki bazı unsurlar, bazı elemanlar işte anlaşmalı operasyon falan diye kafa karıştırıcı hale dönüştürüyorlar. Oysa bakın mesele şu kadar basit. Ne kadar basit? Şu kadar basit. Adam diyor ki Trump, Akşam gazetesi birinci sayfadan vermiş bunu. İyi yapmış. Eline sağlık. Trump diyor ki PKK Türkiye'nin düşmanıdır kardeşim.
Biliyoruz diyeceksiniz. Biz de bunu söylüyoruz. Ne var bunda? Ha, yeni olan şu. PKK Türkiye'nin düşmanıdır. Düşmanıdır. Ondan sonra PKK Türkiye... bulacağız o gazeteyi. Evet. PKK Türkiye'nin düşmanıdır. Başkan Obama'nın Türkiye'nin ölümcül düşmanıyla anlaşma yapması büyük hataydı. Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya dağılacaktı. Türkler bize sivilleri koruyacağı taahhüdünde bulundu. Yakından izleyeceğiz diyor Trump. Türkiye, PKK Türkiye'nin düşmanıdır. Başkan Obama'nın Türkiye'nin ölümcül düşmanıyla anlaşma yapması büyük hataydı diyor. Ya? Siz hala HDP, siz hala bilmem ne diyorsunuz. Yazık. Şimdi hep diyoruz ya gazetelerden aldık ordumuzun ne yaptığını, Mehmetçiğin neler yaptığını. Peki karşı taraf ne yapıyor? Karşı tarafta ne var? Dün gazeteci arkadaşım Cevat Gök'le konuştuk, anlaştık. Karşı tarafı Suriye'nin içini çok iyi izleyebiliyor, gözleyebiliyor oradaki kaynaklarından dolayı. Hemen şimdi bakalım Cevat bize neler anlatacak. Cevat günaydın. Günaydın da herkese iyi yayın diliyorum. Ya Cevat, seni de televizyon gazetesi muhabiri gibi yaptık ama kusura bakma artık, ne yapalım böyle zamanlarda olacak o kadar. Ne oluyor karşı tarafta? Biz hep Mehmetçik şunu yaptı bunu yaptı diyoruz ama karşı taraf ne yapıyor? Karşı tarafta durum ne, bize anlatır mısın? Şimdi... Alo? Cevat? Bağlantıya bir şey oldu galiba. Arkadaşlar hatta problem varsa bir daha bakalım. Şimdi eleştirilerimizi getiriyoruz operasyonla ilgili olarak bir takım unsurlara. Bakın size bir örnek vereceğim. Ne örneği vereceğim? Şöyle bir örnek vereceğim. Atatürk'ü gördün mü? Gördüm, gördüm diyor adam. Ne oldu, bir şey dedi mi sana diyor. Hemen bakalım. Mustafa Kemal'i gördün mü? Gördüm, gördüm diyor. Demek ki Mustafa Kemal'in emrinde çalışmış biri. Gördüm. Topların başına geldi. Soruyorlar, size ne dedi? Korkmayın, onlardan korkmayın. Türk'ün gücüyle ezin dedi. Yaptık. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç tartışmanın, patırtının, kütürtünün şeyi yok. Çanakkale Gazisi Şerif Üngür. Belli ki o zaman TRT siyah beyaz bir röportaj yapılmış Kurtuluş Savaşı Gazisi ile. Oradaki konuşma şu. Mustafa Kemal'i gördün mü? Gazimiz diyor ki gördüm, gördüm. Topların başına geldi. Muhabir soruyor. Size ne dedi Mustafa Kemal? Şerif Üngür gazimiz, Allah rahmet eylesin. Korkmayın demiş Atatürk. Korkmayın, onlardan korkmayın. Türk'ün gücüyle ezin dedi. Yaptık. Mehmetçik ruhu budur arkadaşlar. Komutan emreder, Mehmetçik yapar. Korkmayın demiş Mustafa Kemal. Onlardan korkmayın. Türk'ün gücüyle ezin demiş. Yaptık diyor. Ne şatafat var, ne bilmem ne şu ne bu. Ezin dedi diyor. Ezdik diyor. Bu kadar basit. Evet Cevat Gök hazır. Cevat bağlantı düzgünse başlayalım istersen karşı tarafı anlatmaya. Evet Halil Bey. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Şimdi karşı tarafta şöyle bir operasyon öncesi böyle bir gelişmeler oldu. Tabii herkes kendi açısından soruyor. Bak Türkiye gerçekten bu konuda ciddi mi diye. Ben de dedim ki yani herkes nefesini tutmuş, bu tarafta bekliyoruz şeklinde. Büyük bir panik havası vardı zaten operasyon öncesinde. Yalnız Avrupa'nın basınının ve diğer Orta Doğu'daki Arap basınının yanlış yönlendirmeleriyle bunun sadece bir blöf olduğunu, Türkiye'nin şantaj yaptığını vesaireyi böyle Suriye'nin kuzeyindeki medya bunu işledi. Ama operasyonun çok ciddileştiğini önce büyük bir panik havası başladı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Daha sonra tabii Türkiye'nin bu operasyonuna karşı işte efendim şimdiden yani operasyon başlamadan
sivillerin öldürüleceği, yapacağı böyle bir imajı yaydılar ama dün itibarıyla büyük bir kaçış başladı diyebiliriz. Şöyle, beslenen bölgelerde ağır silahlarını alarak PKK'nın rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevap tamamlayamadım şudur. Burayı. Telefon kesik kesik geldi. Tam anlayamadım. Ağır silahlarını alıp dedin. Ağır silahlarını alıp geriye çekiliyor PKK'da. Bunun manası şu, ilk aşamada yani askerimizin operasyonun ilk aşamasında hiçbir direnişle karşılaşmayacağını, operasyonun görünen ilk aşaması olacak saatlerin kayıptır geçireceği yönünde. Buna şaşırmamak lazım. Aynı Afrin'de de yaşandı. Biz bu 100 yılın direnişini göstereceğiz diyenler ikindi vaktine kadar dayanamadılar. Yani karşımızda kesinlikle böyle hani bilinen meşhur tabirle milis gücü, düzenli savaşçı vesaire asla yok çünkü liderlik, sözde liderlik tarafa bağlı ve hiçbir direniş gösterecek durumda değiller. Çünkü zaten Amerika olduğu sürece kimse bize dokunamaz. Düşüncesini yayanlar ister şimdi açıkçası yalnız başına orada kaldılar. Tabii birçok siyasi denge de var orada ama askeri olarak ilk aşamada görünen Halil abi, Türk ordusu rahatlıkla ilerliyor. Zaten dün akşam ki cevap bir yerinden kıpırdama. Bir durduğun yerde dur. Gidip geliyor yoksa telefon sesi. Evet. Açıkçası Türk ordusu ilk aşamada hiçbir sıkıntı çekmeden rahatlıkla ilerleyebiliyor. Bunu zaten ekranlarımızda savaş muhabirleri sınırın diğer tarafından naklediyorlar. Yani görünen o ki Türk ordusu hiçbir sıkıntı çekmeden epey ilerleyecek. İlk aşama için söylüyoruz bunu. Peki bu ağır silahlarını alıp gittiler diyorsun ya. Amerika'nın bunlara verdiği silahlar vardı. Onlar ne oldu? Onları götürebiliyorlar mı? Yoksa o silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine mi geçecek bu harekat sonunda? Şimdi daha önceden bu Amerika'nın var olan üstlerinde hiçbir hareketlilik yoktu. Hiçbir çekilme yoktu. Şu an görünen Irak'ın kuzeyine yani Barzani'nin yönetiminin olduğu, federasyonun olduğu tarafa ve Suriye-Irak sınırındaki bir boşluğa çekildi silahların epey bir kısmı. Buradan ya Amerikalılar alıp götürecekler veya çölde bekletilecek bir şekilde. Yani Türk ordusunun eline geçmesin diye süratle en ağır silahlar çekiliyor geriye doğru. Bunun bilgisini buradan verelim. Suriye'deki siviller, işte aşiretler, önemli topluluklar Türkiye'nin operasyonuna destek veriyor diye haberler geliyor. Böyle bir duyumun var mı? Şimdi tabii yani bu aşiretlerle ilgili, şimdi Türk ordusunun şu anda girmiş olduğu bölgede yani Tel Abyad, Rasul Ayn ve Aynül İsa bölgesindeki aşiretler bu konuda zaten PKK-PYD'den rahatsız idi ve oradan bir destek açıklaması geldi. Yani şu anlamda terör örgütünün bize yaptığı, verdiği eziyetlerden, sıkıntılardan bizim kurtulmamızın tek çaresi Türk ordusunun buraya gelip yerleşmesiydi. Onun için zaten yani stratejik olarak bu bölgenin seçilmesi büyük isabet oldu. Çünkü moral motivasyon olarak ordumuzun bir sıkıntı yaşamadan ilk aşamada geçmesi demek askeri olarak büyük başarıdır. Türk ordusunun bu seçtiği bölge yani bizim Akçakale'nin karşısındaki Rasul Ayn bölgesinin seçilmesi büyük isabet oldu. Oradaki aşiretler, Arap aşiretleri büyük destek verdiler. Şimdi yerel Kürt halkı ise inanın bunu yani ben ulusal kanaldan konuştuğum için demiyorum. Büyük çoğunlukla zaten PKK-PYD'yi istemiyor. Onun için yani bu Batı medyasının ve
PKK'ya demin yaptığı propagandalar hep çekilecek ve herkes görecek ki hükümetin tıpkı Erbakan'da olduğu gibi, Zeynep'te olduğu gibi, Afrin'de olduğu gibi rahatlık bölgeye ve halk ile iç içe olacaktır. Yani bunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Tıpkı bizim Türk ordusunun Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir şehrinde halkımız tarafından halkımızın bağrına bastığı gibi o bölgede de ilk aşamayla ilgili söylüyorum. Türk ordusunu bağrına basacaktır. Tabii ileriki aşamalarda bu ordumuzun inisiyatif almasına bağlı olarak gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Peki Cevat, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu yaptığın kolay bir şey değil, az bir şey değil. Televizyon gazetesine. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Evet arkadaşlar, Cevat o bölgeyi iyi izler. Söylediği şu, bölge halkı Türk ordusunu tıpkı herhangi bir Türkiye'deki herhangi bir ilde olduğu gibi ora halkı Türk ordusunu bağrına basacaktır diyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama Türkiye'de bir takım insanlar ne hikmetse aynı şeyi, aynı tepkiyi göstermiyorlar. Savaşa hayır. Hangi savaşa hayır? Hangi savaşa hayır? Mesela Naziler kuşatmış Stalingrad'ı. Müthiş bir savaş oluyor ve Stalingrad inanılmaz bir savunma yapıyor. Sen orada kalk de bakayım savaşa hayır. Hadi de. De göreyim, ağzının ortasına terliği yersin. Ama burada diyor işte, niye? Kafa Amerika'ya çalışıyor. Feyzoğlu onlara cevap vermiş. Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Diyor ki, savaşa hayır diyenlere diyor ki Feyzoğlu, arkadaşlar hadi. PKK-YPG ne zamandır savaşan taraf diyor. Feyzoğlu savaşa hayır diye kampanya başlatanlara tepki gösterdi. PKK'yı, YPG'yi ne zamandan beri savaşan taraf kabul ediyorsunuz? Ne zamandan beri PKK devletleşti, YPG devletleşti? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile terör örgütünü eşitlemeye kimse kalkmasın demiş. Hızlıca bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle. Bundan sonra arzumuz Suriye ile de yakın ilişki içinde bu işi çözmek olmalıdır diyen Feyzoğlu şöyle devam etti. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Rusya'nın da girişimiyle Esad yönetimini insan haklarına saygılı bir çizgiye çekilip gerekli müzakereler yapılıp Esad'ın kendi topraklarından topraklarının bütünlüğünü sağlamasına Türkiye destek olmalıdır. Türkiye askeri gücünün yanı sıra yumuşak gücünü de kullanarak Suriye'nin mevcut hükümetinin insan haklarına saygılı bir yönetim modelini benimsemesini sağlamalıdır. Abi bir bırakın Suriye'yi kendi haline ya. Bir bırakın Suriye halkı bütün yaşananlardan ders çıkartsın. Ne yapması gerektiğini Suriye halkı kendisi bilsin. Niye şey yapıyoruz ki? Herkesin işine karışıyoruz. ABD Başkanı Trump'ın attığı tweetlerle ilgili de konuşan Feyzoğlu şunları söylemiş. ABD Başkanı'nın attığı tweetleri çok önemsemiyorum. İç kamuoyuna selam niteliğindedir bu. Az önce işte Cumhurbaşkanı onu söylüyordu. ABD askeri çekilmiştir. Türkiye arzu ettiğini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti her atılan tweet'e cevap verecek sığlıkta her halde davranamaz. Biz çekiliyoruz tweet'inde ABD'nin ciddi olup olmadığını nereden anlayacağız? Birincisi asker çekmeye başladı. İkincisi Trump muhalifleri nasıl müttefiklerimizi yalnız bırakırsınız dediler. Clinton müttefiklerimizi yalnız bırakıp Türkiye'ye bu işi nasıl havale edersiniz diyor. Müttefikleri kimmiş? PKK, YPG imiş. Amerika'nın müttefiki ne zaman bir terör örgütü oldu? Kendilerini küçültmekten vazgeçsinler. Evet, yani Türkiye'de bir kesim PKK, YPG'yi, HDP'yi, Amerika'yı korumak için savaşa hayır diyor. Amerika'nın içinden birileri de siz PKK'yı nasıl yalnız bırakırsınız diye Trump'a saldırıyorlar. Ama bu işler böyle olmaz ki. Nasıl olacak? Doğruyu söylemek lazım. Doğruyu kim söyleyecek? Deli söyleyecek. Deli kim? Gaffar. Deli Gaffar. Vallahi hiç bakmayın. Kendi söyle dedi. Deli Gaffar ismini ben koymadım. O koydu. Gaffar yakınca bu çelişkileri anlattığı yazısına Kemal ne işi var oğlu başlığını atmış. Şöyle diyor. Beyefendinin siyaseten parlatıldığı yıllardan bir videosu var. Sabiha Gökçen havalimanını eleştiriyor. Diyor ki
uçak inmeyen yere havaalanı yapmışlar. Ne işi var uçak inmeyen yerde havaalanının? Halbuki şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı Avrupa'da ve dünyada prestiji en yüksek havaalanlarından biridir. Ben çok beğenirim orayı. Mantıken önce havaalanı yapılır, sonra da oraya uçak iner. Beyefendi her ne kadar tersini düşünse de olaylar bilime ve ekonomiye uygun şekilde gelişiyor. Bugün Sabiha Gökçen yıllık 35 milyon yolcu hacmiyle dünyanın sayılı havalimanlarından biri. Biz bu bakış sakatlığını pek önemsemediğimizden kendisini Halim Selim bir aile babası gibi görüp sevmeyi bile denemiştik. Tespitlerimizde değilse de hislerimizde ve beklentilerimizde fena halde yanıldığımızı anlamamız uzun sürmedi. İyi aile babası olmak, iyi devlet adamı olmak için yeterli değildi. Daha fazlası gerekiyordu ama beyefendinin umurunda mı? Ona sorsanız bu strateji ona zafer üstüne zafer getiriyor. Böyle siyaset tarzı mı olur? Sadece itiraz etmenin, aklı bilimi yok sayıp ne işi var demenin neresi strateji demeyin. Eğer doğru yerde doğru şeye ne işi var demeyi becerebilirseniz basbayağı bir stratejiye dönüşebilir. Hatta papağan gibi değil de şöyle hayret ediyor gibi yapıp elinizi açarak gözlerinizi büyüterek tekrar ederseniz kanaat önderi bile olursunuz. Mesela bakın beyefendi neredeyse cezasını çeken her FETÖ'cünün adını tek tek sayarak gazetecilerin ne işi var hapiste diye soruyor. Kürsülerden tüm gücüyle bağırıyor. Nazlı Ilıcak'ın ne işi var hapiste? Ahmet Altan'ın, Mehmet Altan'ın ne işi var hapiste? Aslında bu adamların Fethullah Gülen'in dizinin dibinde ne işi var diye sorsa bulacak cevabı. Ama onu sormuyor. O soru doğru soru değil. Beyefendinin evine 10 dakika mesafede Ankara'nın göbeğinde bir bomba patladı. Gencecik çocuklarımızı yitirdik. Bir itfaiye eri ağlayarak anlatıyor. Ağaçlardan ceset parçaları topladık diye. Allah'a şükrediyoruz ki beyefendi ölenlerin orada ne işi var? Hiç bomba patlayan yerde insan olur mu diye sormadı. Olmaz demeyin. Olur mu? Olur. Bombacı katilin HDP Çanakkale örgütünde ne işi varmış diye sormamıştı. Hiç sorar mı? Dedik ya önemli olan doğru yerde ne işi var diyebilmek. Tam da bunun için soruyor Demirtaş'ın hapiste ne işi var diye. Halbuki Yasin Börü'nün mezarda ne işi var? Anaların HDP'nin önünde ne işi var diye sorsa şıp diye anlayıverecek Demirtaş'ın hapiste ne işi olduğunu. Şimdi de tezkereyi istemeye istemeye imzalamış. Askerlerimizi tehlikeye atmaya içimiz el vermiyor diye. Partisinin HDP PKK'ya hususi desteğini görmesek neredeyse inanacağız. Beyefendi de mesaj verdiği yerlerin kendisini yanlış anlayabileceğinden endişe etmiş olmalı ki hemen ilave ediyor. Ne işi var askerimizin Suriye'de? Sarımsak fiyatlarından bile söz ettiği konuşmasında bir kez olsun PKK diyemiyor, terör örgütü YPG diyemiyor, HDP haddini bilsin diyemiyor ama ne işimiz var Suriye'de? Oysa konu çok basit. İstanbul'un meydanlarında, Ankara'nın parklarında, İzmir'in sokaklarında can güvenliğimizin olması için terörü temizlemek zorundayız. Hepsi bu kadar. Bunu anlamamak için ya gerizekalı olmak lazım ya da kötü niyetli. Beyefendinin gerizekalı olmadığını hepimiz biliyoruz. Aksine çok akıllı. O kadar akıllı ki kitleleri nasıl uyutacağını iyi biliyor. Bunun için 705 numaralı kataloglanmış bir CİA ajanının yıllardır CHP'de ne işi var diye sormuyor. Belediye başkanlarının HDP PKK'nın dizi dibinde ne işi var diye sormuyor. CHP toplantılarında PKK sloganlarının ne işi var diye sormuyor. FETÖ PKK toplantılarında tahliye olan teröristlerin yanında CHP vekillerinin ne işi var diye sormuyor. IMF ile CHP'lilerin gizli toplantılarda ne işi var diye sormuyor. Evet bunları sormuyor ama Türk ordusunun Suriye'de ne işi var diye sorabiliyor. O sormuyor ya hani. Hakkını yemeyelim partisinden de ne işi var bu adamın Atatürk'ün partisinin başında diye soran bir Allah'ın kulu da çıkmıyor. Çıkmıyor. Olmuyor işte. Bir ara verelim devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Şimdi bir konuğum var. Bu konuğum daha önce de defalarca buraya geldi ve yıllarca, 3-4 yıldır Türkiye Fırat'ın doğusuna girmeli, Fırat'ın doğusuna girmeli, o terörü oradan temizlemeli dedi. Türkiye'de girdi. Hep senin yüzünden Ferit abi. Ferit İlsever, hoş geldin. Hoş bulduk. Hep senin yüzünden. Dedin girdi. Evet.
Değil mi? Peki şimdi tabii orada Mehmetçik yine yeni bir destan yazıyor. Bir gecede yaklaşık 30 kilometreyi tamamladı orada Mehmetçik. ve bölge halkından da Mehmetçik'e sevgi gösterileri yapılıyor. Tabii PKK yıllarca ezmiş onları. Böyle bir ortamda şimdi ben Ferit İlsever bu harekatla ilgili nasıl bir yorum yapacak diye merak ediyorum. Teşekkür ederim. Hakikaten yıllardır söylediğimiz gibi, beklediğimiz gibi daha doğrusu o Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e açılacak olan koridor diyoruz. Bu ikinci İsrail koridoru aslında. Yani bölgeyi Irak, Suriye, Türkiye, İran bölmek üzere Amerikan emperyalizmi tarafından planlanmış ve hayata geçirilen, uygulanan bir projeydi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla, operasyonlarıyla silahlı kuvvetlerimiz çok ciddi bir adım attı bu koridorun önlenmesi açısından. Akdeniz'e açılma yollarını tamamen kapattı. Fakat bunun nihai bu plana indirilecek son darbe Fırat'ın doğusu kaynaklı olmalıydı. Çünkü kullanılan PYD, PKK güçleri oraya üstlenmiş vaziyetteler. Özellikle de Fırat'ın batısından temizlendikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Amerika tarafından orada üstlenmişler. Ve binlerce, on binlerce tırla getirilen silah, mühimmat bilmem neyle silahlandırılmışlar, eğitilmişler. Bizzat Amerika tarafından. Aleni bütün dünya biliyor bunu. Hepimizin gözleri önünde. O bizim terör koridorunu bozmak amacıyla yaptığımız adımları önlemek için. Ve tabii ki son nihai hedefimiz olan Fırat'ın doğusuna da zafer kazanacağız. Buraya doğru geliyoruz Türkiye olarak. Ona engel olmak amacıyla. Şimdi bu plan, bu proje, Amerika'nın bu projesi Halil'cim bitmiştir. Yerle bir edilmiştir. Özellikle bu Fırat'ın doğusuna yönelik dün başlayan harekatla birlikte. Çünkü hedefimiz besbelli. Bunu bütün devlet yetkilileri, Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı resmen açıklıyorlar. Terörü bu bölgeden bitiriyoruz, bitireceğiz. Bunun için son darbeyi indiriyoruz PKK'ya. O amaçla yapılıyor bu harekat. Bu amaçla yapılıyor. Çok net bir şekilde ifade ediliyor. Hele Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü konuşması çok önemliydi. Tarihi bir adım, tarihi bir olay olarak bunu altını çiziyor. Tamamen aynı görüşteyim. Niçin? Ve açıklıyor onu. Açıklarken de Amerika'nın ve Atlantik sisteminin burada bu bölgede yaratmaya çalıştığı, kurmaya çalıştığı bölücü ortamı sonlandırıyoruz. Burada Suriye'nin birliğini savunuyoruz, bütünlüğünü savunuyoruz. Onu gerçekleştiriyoruz bu harekatla ve tabii aynı zamanda bütün bölge ülkelerinin birliği ve bütünlüğü amacıyla. Konuşma bu. Bu kadar net. Bir de tabii orada bir parantez açayım. Hiç Çavuşoğlu'nun, Sayın Dışişleri Bakanı'nın o güvenli bölge vesaire olayına hiç girmemesi bu konuşması boyunca da çok anlamlıdır bence. Hedefi net bir şekilde, bu harekatın stratejik hedefini net bir şekilde açıklamış oldu. Yani şimdi hakikaten tarihi bir olay Halil Bey. Çünkü dediğim gibi Amerikan emperyalizmiyle bizim 60-70 yıldır sürdürdüğümüz mücadele, ama özellikle de bunun 2013-14'ten sonra Türkiye bir devrim dönemine girmiştir ve artık bu milli demokratik devrim mücadelemizin Amerika emperyalizminden ve işbirlikçilerinden kurtulma ve Türkiye'mizi, bölgeyi temizleme mücadelemizin son aşamasına, kesin bir hesaplaşma aşamasına girdiğimizi hep burada söylüyoruz, altını çiziyoruz. Evet, kesin bir zafere doğru gidiyor Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Bütün yüreğimizle, vicdanımızla, beynimizle, her şeyimizle Mehmetçiğimizin yanındayız. Zafere koşuyor. Yeni zaferler bekliyoruz kahraman ordumuzdan, Mehmetçiğimizden. Ve bunun da böyle olacağını adımız gibi biliyoruz. Zaten dünden beri yaşadığımız olgular, gelişmeler tamamen bunun kanıtı. Defolup gitti şimdi Suriye'nin kuzeyinden o kuvvetler, Amerika'nın kuvvetleri. Şimdi sıra geldi o Fırat'ın doğusunu, şimdi daha güney hatlarındaki o terör bataklığının kurutulması, bu terör bataklığının temizlenmesi. Olay budur. Hakikaten tarihi bir olaydır. Böyle cereyan edecektir. Hedefimiz budur. Türkiye olarak söylüyorum. Ve bu hedefe mutlaka ulaşacağız.
Burada bir savaş hali bu Halil Bey. Hiç bulanıklığa yer yok. Bulanık görüşlere, bir takım böyle olayı sulandıracak görüşlere hiç yer yok. O bulanıklıklara geleceğim de. Evet. Ayrı bir kategori olarak onu konuşalım da. Bu Türkiye'nin operasyonu, harekatı evet. Amerika'nın içini çok karıştırdı. Mesela Hillary Clinton hain dedi Trump'a. Trump onlara karşı kendini koruyabilmek için bir takım tweetler atıyor Türkiye aleyhine. Ama Trump bu arada çok ilginç bir şey yaptı. Biz hep ne diyorduk? PKK Amerika'nın kara ordusudur. PKK'nın arkasında Amerika var diyordu. Evet. Değil mi? Evet, evet. Tabii. Birileri de ne alakası var falan diyordu. Şimdi Trump dün dedi ki, Türkiye bu operasyonu çok önce yapacaktı. Obama yönetimi bu PKK'lıları oraya getirdi. İlk defa PKK diyor, SDG ya da evet, YPG falan evet. demiyor. İlk defa hani hep diyorlardı ya PKK ayrı, YPG ayrı falan diye. Trump kendisi söylüyor. Amerika diyor, Obama yönetimi bu PKK'lıları oraya getirdi. Asıl ölümcül hata buydu. PKK Türkiye'nin doğal düşmanı. Şimdi evet. ne yapacağız şimdi bunu? Evet, evet. PKK sevicilerine, HDP sevicilerine nasıl anlatacağız şimdi evet, bunu? Bu Halil Bey çok çok önemli bir açıklama ve sadece bu değil de son günlerdeki konuşmaların bir bölümü. Bir bölümünde Türkiye düşmanlığı ve tehditlerle o Gladio merkezinin sözcülüğünü yapıyor. Bazı konuşmalarında evet. ama konuşmaların bir bölümünde, ikinci bölümünde ise o merkezin merkezi de rahatsız edecek açıklamalarda bulunuyor. Son sizin verdiğiniz örnek bunun bir örneği. Ya şimdi bu tablo bize hep yine burada konuştuğumuz gibi Amerikan emperyalizminde çok derin bir bölünme içinde olduğunu gösteren bir olay. Hep yani altını çiziyoruz, vurguluyoruz. O bütün dünyaya tehdit sallayan, savuran silahlı güçleriyle ta Vietnam işgalinden başlayıp bugüne kadar devam eden bütün Amerikan emperyalist saldırılarının merkezi olan Gladio, Kontrgerilla dediğimiz merkez, esas olarak da Pentagon, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki bazı kuvvetlerle, bazı komitelerden oluşan Amerikan derin devleti bu. Amerika'da yoğun bir tartışma içinde ve Amerikan halkı, Halil Bey, esas olarak bunların saldırganlığından şu 60-70 yıllık saldırganlığından yorulmuş, bıkmış vaziyette. İşin esası bu. Ya bir, tabii bu nereden kaynaklanıyor? Dünyanın, ulusların, çeşitli ülkelerin Asya kaynaklı özellikle ayağa kalkması ve Amerikan emperyalizmine meydan okumasıyla ve onun hakimiyet alanlarını sınırlamasıyla. Değil mi? Afganistan'dan tabii Çin Halk Cumhuriyeti'nin öncü ve büyük rolünü burada altını çiziyoruz ama Amerika'nın 2001'den itibaren başlatmış olduğu o saldırı Bush zamanında yerle bir oldu. Afganistan işgali ne oldu? Irak işgali ne oldu? Şimdi Libya öyle. Ondan sonra sıra Suriye'de paramparça ve yani Amerika için söylüyorum yenilmiş durumda. Peş peşe yenilgilerle muazzam bir çöküş süreci içinde. İşin gerçeği bu. O Gladio politikaları. Gladio'nun Amerikası. Tabii Gladio politikaları dediğimiz Amerikan emperyalizminin, Amerikan devletinin politikası oldu bugüne kadar. Ama şu son dünyanın da ayağa kalkması şimdi özellikle son zamanlarda Türkiye'nin bu harekata karar vermesi, kararlı ve dik durması Amerika'daki bu tartışmayı derinleştiriyor. Trump burada o Gladio'dan, Gladio merkezinden uzak olarak geldi ve seçildi. İkiye bölünmüş vaziyette Amerika. Ve o Amerikan halkının rahatsızlıklarını falan da ifade ederek seçildi. Yani Suriye'de işimizine çekileceğiz, kaç defadır bunu ifade ediyor saldırgan politikaları ve söylemi sürdürüyor. İran karşıtlığı şeyden başladı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne düşmanlıkla saldırıyla başladı. Ama geri adımlar, geri adımlar, geri adımlar hep de içinde aynı zamanda çekileceğiz. Burada işiniz ne? İşte Amerikan kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden en son çekti. 50-100 kişilik kuvvetler her neyse falan gibi. Bir taraftan da böyle ikircikti. Çünkü en sonunda karşı karşıya olduğu kuvvetler Amerika'nın silahlı kuvvetleri. Silahlı gücü elinde bulunduran kuvvetler. Ve tabii ki onlar hükmediyor Amerika'ya hala. Ve bunlar şimdi o merkez, Gladio merkezi. Mesela örnek vereyim. Trump bunları söylerken Lindsey Graham, bu merkezin şu anda bir numaralı sözcüsüdür. John McCain'in ölümünden sonra onun yerini almıştır ve o merkezin bir numaralı sözcüsü. Habire Türkiye düşmanlığı değil mi? Ondan sonra Türkiye'ye tehditler. Yok NATO'dan şöyle çıkartacağız, yok bilmem şeyden çekilmek, Trump'ın askerlerini çekmesi Amerika'nın hatadır.
buradan çekilmek vahim bir hatadır falan diye konuşup duruyor aynı zamanda. Yani bu derin bölünmeyi göstermesi açısından ifade ediyorum. Son söyleyeceğim şey bizim Türkiye'nin kararlı duruşu, Amerika'daki bu merkeze karşı uyanışı ve tavrı da güçlendiriyor. Sadece burada değil, bütün Avrupa'da. Ben size söyleyeyim. Ya, Türkiye'miz Halil, İran'la beraber, ama en başta da Türkiye'nin altını çiziyorum, sadece bölgemizdeki barış, huzur ve bağımsızlık, özgürlük için değil, bütün dünyada insanlığın Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesinde başı çekiyor. Bakın konumuz böyle. Yani böyle bir noktadayız. Onun için son derece birebir ertesi gün daha etkili oluyor ve çekiyor askerlerini. Bu kadar etkili bir konumdayız. Türkiye'nin dik ve sağlam durması hakikaten bölgenin ama dünyanın da en güçlü devletlerinden, ülkelerinden ve milletlerinden biriyiz. Özellikle şu bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde bütün dünyaya örnek olmuş bir ülkemizden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir rotaya girmiş bulunuyoruz ve hakikaten bu insanlığın uyanışında çok ciddi bir adım, çok önemli bir adım aynı zamanda. Yani Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğünün yanı sıra bütün insanlığın kurtuluşu, özgürlüğü yolunda da çok ciddi bir adım olduğunu gösteriyor. Özellikle Trump'ın bu son açıklamaları da buna işaret ediyor. Evet. Şimdi Trump şey demiş ayrıca, Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda Normandiya'da yardım etmediler. Biz ise Kürtlere silah ve finans anlamda büyük paralar harcadık. Tüm söylenenlerle birlikte biz Kürtleri seviyoruz. Şu an orada farklı oluşumlar var, PKK var. Onlar farklı bir oluşum ve bizimle çalıştılar. Ya bir itiraflara bakar mısın tabii, ya? Tabii. Para verdik diyor, PKK'ya, PKK'ya diyor. Maalesef sevdikleri falan hikaye, palavra. Biz onları seviyoruz, bizim milletimizin parçası onlar. Seven adam binlerce tır silahla hadi git Irak'ı böl, Türkiye'yi böl, Suriye'yi böl diye şey yapar mı, görevlendirir mi? Seven adam binlerce, on binlerce Kürt yurttaşımızın, aynı zamanda Türk yurttaşlarımızın ölümüne neden oldular. Türkiye'deki, ya ben sadece Suriye'den bahsetmiyorum. Türkiye'deki kışkırtmaların başında da bunlar. Obama'sıyla, bilmem nesiyle falan filan. Yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır sürdürdüğümüz bu Türkiye'yi bölme stratejisinin de başındaki adamlar bunlar. Evet. Nereyi seviyorsun sen ya? Bırak boşver ya. Sevgi meselesine de geleceğim şimdi de. Evet. Yönetmen dedi ki, 1,5 dakika bir aramız var dedi. Sonra devam edin yine buyurun. Siz. Ben karışmam dedi. 1,5 dakika sonra birlikteyiz. Evet, devam edelim. Amerika'daki bu çatlaktan, bölünmeden bahsetmiştik. Şimdi bir gazete var. O gazete bir şey yazdığı zaman ben Amerika konuşuyor diye alırım, algılarım. Wall Street Journal gazetesi. Wall Street Journal, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye tepkisinin Kürt karşıtlığı olarak yorumlanamayacağına dikkat çekti. Orta Doğu uzmanları Michael Doran ve Michael Reynolds imzalı makalede Trump'ın YPG'ye desteğini çekmesinin haklı olduğu vurgulandı. Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu El-Kaide'ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor dedi. Yani Wall Street Journal PKK ile Kürtleri ayırıyor. Biz diyor silahlandırdık. Ama Türkiye'nin PKK'ya, YPG'ye vurması Kürt karşıtlığı değildir diyor. Yani evet. Bayağı derin bir çatlama bu Amerika bence için. Bence de tabii. Wall Street Journal yani bu şey değil. Hakikaten Amerikan devletinin şey sözcüsü gibi. Sözcüsü? Yıllardır, 10 yıllardır biliyoruz bunu. O derin bölünmeyi Amerika'daki ifade eden çok önemli örneklerden bir tanesi bence. Peki Amerika'daki bölünmeyi Amerika halletsin. Beni ilgilendirmiyor. Hatta daha da bölünsün. Ama Türkiye'de bir bölünme var. Ne işi var Türkiye'nin Suriye'de? Evet. Ya da işte dün operasyondan sonra savaşa hayır diyenler. Garip garip şeyler yazanlar. Bu iç cephenin bu hale, ya iç cephenin bozulmasına çalışmak anlamını alıyorum ben bunu ama. Evet. Ne dersin? Halil Bey, şimdi önce şu tespitle başlayalım. Bak bunu yaşıyoruz. Özgür bir ortamda Türkiye'de harekat, askeri harekat, milletimizin büyük coşku ve heyecanla vermiş olduğu bir destek.
Ve onun karşısında savaşa hayır bilmem ne falan diye çıkan zavallı bir avuç insan. İşin gerçeği bu değil mi? Yani ben sadece Aydınlık Ulusal Kanal bu haberleri yapıyor, böyle yapıyor diye söylemiyorum. Bütün basının şeyi de bu, gözlemi de bu. Bütün milletimizin gözlemi bu. Yok bunlar ya, böyle birileri yok. Böyle bir şey yok. Ama şunu tespit edelim. Önümüzde çünkü ciddi görevler var aynı zamanda. Tespit edelim. Sayın Kılıçdaroğlu, ondan sonra bataklığa giriyoruz, değil mi? Faik Öztürk, ondan sonra bataklığa giriyoruz, Ortadoğu bataklığına giriyoruz burada. Hala şeydir, BOP eş başkanıdır Tayyip Erdoğan, onu sürdü, BOP eş başkanlığını sürdürüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ya bunlar CHP'nin başkanı ve yetkilileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki iktidarı, sözcüsü. Tabii. Kendisi de genel başkanı. Yani evet. Bu harekata karşı söylenmedik laf bırakmadılar ya. Yani bunu gölgelemek için harekatın yaratmış olduğu muazzam milli birlik ve ruh halini bozmak için hem de savaş koşullarında, savaşa girdiğimiz koşullarda ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ha şimdi dün ordumuzu destekliyoruz falan açıklaması. Ya orduyu destekliyorsun bir taraftan da ordunun savaştığı güçle ittifak halindesin be kardeşim. HDP ile ittifak halindesin. O sadece şeyde kalmadı, Cumhurbaşkanı seçimi yapmış bir ittifak değil de geçen haftalara kadar görüşmeler, müzakereler karşılıklı. İşte Millet İttifakı'nı sürdürüyoruz. Canım görevden alınan belediye başkanlarına evet, ben mi ziyarete evet, gittim? Bunlar gitti. Bütün bunlar ya hepsi madde madde yaşadık bunları, gördük bunları. Türkiye'nin birliği bütünlüğü için ve bölgenin birliği bütünlüğü için adım atan Türk Silahlı Kuvvetleri savaşıyoruz. Mehmetçiğimiz orada canını feda ediyor. Tamam mı? Bütün milletimiz arkasında onun ve sen söylediğin laflara bak ya. Bunlar unutulmadı Halil Bey. Niye unutmayız bunları biliyor musun? Hani bir hata yapılmıştır. Şimdi dün de harekat destekleri değişti falan diyeceğimiz bir durum yok. Öyle köklü bir şekilde kafalara yerleşmiş ki şu CHP yönetiminin başta genel başkanları olmak üzere o sosyal demokrasi dediğimiz açılımın daha 60 yıl önce, 50 yıl önce başlatılmış olan açılımın geldiği nokta bu. Ne hangi nokta bu? Ya bu sözlerle, bu açıklamalarla, bu yaptığınız konuşmalarla, çağrılarla vesaire, bataklı tamamen Amerika'nın saflarındasınız. Bitti. Hep burada söylediğim zaman kızıyorlar Amerika'yla. Amerika'nın saflarında olmak değil sadece. Sadece bu da değil. Oradasınız ama esas onların bir iktidar modelisiniz, projesisiniz, o hale gelmişsiniz. İşte yanına HDP'yi koyuyor, İYİ Parti'yi getiriyor vesaire bilmem. Şunlar bunlarla bir BOP eş başkanlığını terk etmiş, bırakmış. Türkiye'nin bağımsızlığı, özgürlüğü için savaşan ordumuzun, devletimizin başına geçmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Bu yolda ilerlerken kendisi adeta BOP eş başkanlığı görevini üstlenmiş. Bu yıllardır böyleydi ama son geldiğimiz nokta tamamen bu. Onu üstlenmiş ve Amerika'nın sesi borazanı gibi konuşup duruyorlar. Bütün açıklamaları bu. HDP'lilerin PKK'ların yaptığı açıklamalardan farkı ne ya? Zaten her açıklamalarında aynı zamanda PKK yayın organlarında gümür gümür veriyor, destekliyor, bilmem ne yapıyor. Bu bölücülüktür bu. Amerikan emperyalizmine karşı mücadelemizi arkadan vuran bir bozgunculuktur, bölücülüktür bu. Yapılan iş. Bitti. Bunlar düzelecek arkadaş. Türkiye, bak öyle bir noktaya geldik ki Halil. Onu da konuşalım. Tamam mı? Bunlar böyle gidemez. Kaldı mı ya CHP diye bir şey? Bakın Allah aşkına ya. Bu söylemiyle, bu iradesiyle, bu şeyle, pratiğiyle, bu tutumuyla kaldı mı CHP diye bir şey? O sahte solu falan saymıyorum artık. Silindiler gittiler yani. Sosyal demokrasi diye bir şey kaldı mı ya bugün Türkiye'de? Bakın ya lütfen buna. Nereye geldik biz ya? Geldiğimiz noktaya bakın bir. Uyanın, açın gözlerinizi. Yani ne diyeyim ben? Mesele sadece bu savaş halindeyiz ve bunun zafer için bütün güçleri birleştireceğiz. Tamam, güzel. Burada tabii CHP'lisi, bilmem İYİ Partilisi, Saadet Partilisi, Vatan Partisi, AKP'lisi, MHP'lisi hep beraber birlikte savaş böyle kazanılır. İstiklal savaşı diyoruz. Ve boş bir laf değil bu, doğru bir laf yani. Beka mücadelesi diyoruz. Omuz omuza kazanacağız bunu. Şimdi CHP böyle de medyada bazı çok değer verdiğimiz yazarlarımız, gazetecilerimiz de maalesef benzeri tavırları sergiliyorlar. Evet, mesela maalesef. Bugün Emin Çölaşan, ben 81'den beri tanırım. Emin abim benim ya. Evet.
Emin Çoraşan aydınlığın ayıbı diye bir yazı yazmış köşesinde. Evet. Şimdi neymiş aydınlığın ayıbı? Evet. Sizin aydınlığın ayıbı yazısını bir alabilir miyiz? Şimdi eleştirince çok bozuluyorlar, çok üzülüyorlar, kızıyorlar. Şimdi demiş ki Emin abi, sevgili okurlarım, Türk ordusu Suriye'ye girecekmiş. Şimdi bütün tartışmalar bu konuda yapılıyor. Hepimiz papatya falı açar gibiyiz. Vallahi ben hiç papatya falı açmadım. Ben kaç yıldır girmek zorunda olduğu için girecek dedim. Olayın arkasını bildiğinde papatya falı açmana gerek yok. Tabii. Bu olay çok ciddidir. Aynı zamanda sonuçları çok kritiktir. Ama elbette başımıza kendi ellerimizle açtığımız bu Suriye belasından en az zararla kurtulmayı başarmaktır. Şimdi diyor ki, dün Aydınlık Gazetesi'nin kocaman manşetini görünce inanın şaşırdım. Bozgunculuk. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bu olaya karşı çıkan ya da ihtiyatla yaklaşmayı öneren bazı gazeteciler bu başlık altında suçlanıyorduk. Başka bir deyişle söz konusu gazete bizleri bir kalemde bozguncu ilan etmişti. İşte birinci sayfadaki bir başka başlık ve onun devamı. İçimizdeki Amerikancılar. Türkiye'nin harekatına milletin geniş kesimleri destek verirken bazı yazarlar karşı çıktı. Sözde muhalif gazete ve gazeteciler... Suriye'ye girmek felaket olur, bizi bataklık bekliyor, Trump'ın açıklamasından sonra hiç girilmez gibi bozguncu propagandaya başladı. Bu propagandayı yapan isimler arasında Mustafa Balbay, Can Ataklı, Emin Çolaşan, Hasan Cemal, Aydın Engin, Ahmet Taş getiren ve Akif Bey'e dikkat çekti. Amerikancılık, bozgunculuk. Başkalarını bilmem, kendi adıma konuşuyorum diyor Emin abi. Ve bu saçma tutarsız iddiaları kesinlikle reddediyorum. Her şeyim ortada. Hayatımın hiçbir döneminde ne Amerikancı oldum ne de bozguncu. Bu gibi konularda sadece kendi ülkemin çıkarlarını düşünür ve yazılarımı o doğrultuda yazarım. Aydınlığın haberi bataklık korosu başlığı altında devam ediyor. Denilecek çok şey var da lafı fazla uzatmadan onların attığı son sis bombalarına bakalım. İşte Türk ordusunun Suriye'nin doğusuna operasyon başlatmadan ön alarak Türkiye cephesine ateş eden yazar ve yorumcular. Burada aynı isimlerin yazılarından örnekler veriliyor. Bu yakışıksız iddiaları da kendi adıma reddediyorum. Türkiye cephesine ateş eden yazarlar, sis bombası atanlar. Ne demek bu ya? Aydınlık utanmasa Suriye olayına karşı çıkan herkesi vatan haini ilan edecek. Hem de vatana ihanet suçundan yargılanmamızı isteyecek. Şimdi buraya kadar Emin abi çok bozulmuş, üzülmüş, kırılmış. Belli ruh hali. Buradan sonra aydınlığa sataşmaya başlıyor. Diyor ki, hazır yeri gelmişken bu gazeteyi size kısaca tanıtmak isterim. Vatan Partisi'nin yayın organı. Günlük satış rakamı 14 bin. Ne yazık ki, vallahi biz bu gazeteyi ikimiz günlük hale getirmedik mi? Evet. Ben Vatan Partisi'nin yayın organı diye bir şey yapmadım ki. Evet. Günlük satış rakamı 14 bin. Ne yazık ki uzun süredir iktidarın dümen suyuna girdi. Aynen Devlet Bahçeli gibi belli konularda kraldan fazla kralcı, AKP iktidarının en büyük destekçisi oldu diyor. Efendim? Tamam. En büyük patron partinin genel başkanı olan Doğu Perinçek. Doğu benim sevdiğim dostum, arkadaşım. Tamam da şimdi buna geçeceğiz ama, bunu konuşacağız ama Ekrem Demir bölgede harekatı izliyor. Ekrem merhaba. Ekrem. Merhaba Halil Nebiler. Fırat'ın doğusuna yönelik yapılan harekata ilişkin gelişmeleri Akçakale, Tel Abyad sınır hattından takip etmeye devam ediyoruz. Ve Barış Pınarı harekatını dün saat 16 itibariyle başlamıştı. Sınır hattından takip ediyoruz. Gelişmeler neler oldu? Dün saat 16 itibariyle baktığımız zaman hava harekatıyla başlayan harekat topçu birliklerinin de desteğiyle saat 22'de de kara birliklerinin girmesiyle güçlü ve hızlı bir operasyona dönüştü. Bilecik-Cizre hattı diye ifade edebiliriz. Fırat'ın hemen bitişiğinde Bilecik, hemen Şırnak'ın da Cizre ilçesi sınır hattı yaklaşık 480 kilometre ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu 480 kilometrelik hattın tamamını kullanıyor. Tel Abyad çevresinden takip ettik daha çok biz harekatı. Tel Abyad hemen arkamızda görülen bölge. Şehir merkezi burası. Harekatın hava birliklerinin ve sınırda konuştu topçu birliklerinin vuruşları daha çok şehrin kenarlarındaki PKK-PYD terör örgütüne ait hedefler oldu. Ve oralar dün gece geç saate kadar vurulan hedefler yanmaya devam etmişti. Ve gece topçu birliklerinin, sınır hattında konuştu topçu birliklerinin atışları devam etti.
Ve Resulayn hemen Tel Abyad'ın doğusunda Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin ilçesi. Orayla Tel Abyad arasında giren komando birlikleri yaklaşık 5 köyü orada kontrol altına aldılar ve sanıyorum kısa sürede de Tel Abyad Resulayn arasındaki bağlantıyı kesecekler. Hava birliklerinin hedef aldığı bir diğer önemli nokta vardı. Ayn İsa Tel Abyad'ın daha güneyinde Tel Abyad'ın daha güneyinde olan bir ilçe ve M4 karayolunun bulunduğu yer. M4 karayolu Fırat'ın hemen kenarından Irak sınırına kadar olan bölgeyi birleştiren bir karayolu ve ikmal yolları açısından da en önemli yollardan biri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu an oraya doğru yöneldiğini görüyoruz. Ve M4 karayolu hemen Tel Abyad'ın arkasındaki bölge bir kavşak ve Ayn İsa ilçesi o kavşak noktası itibariyle vurulmuş ve PKK, PYD terör örgütü oradan paniğe kapılmasına da sebep olan bir operasyona dönüşmüş oldu. Sivillere ilişkin şehir merkezlerine çok fazla hedef alınmadı. Sivillere o anlamıyla sıkıntı yaratacak bir durum yok ama PKK, PYD terör örgütü mensupları kamuflajları çıkararak sivillerle silahlı mücadeleye başladılar ve o anlamıyla sivillerin vuruluyor olduğuna dair bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Uçakların uçuşu Zeytin Dalı Harekatı'nda bunları görebiliyorduk, sesini duyabiliyorduk ama uçakların Barışpınar Harekatı'nda sesleri çok duyulmadı. Çok yüksekten uçtular ve hedeflerini yaklaşık 30 kilometre derinlikle vurdular. 181 hedef şu ana kadar imha edilen PKK-PYD terör örgütüne ait hedefler oldu. Dün hareketli, hızlı başlayan harekat sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınırda konuştu topçu birliklerinin atışlarıyla devam etti. Ve az önce yine Tel Abyad'da sınır hattından atılan topçu birliklerinin vuruşlarıyla sesleri yine buraya kadar gelen PKK-PYD hedefleri vuruldu. Ve aslında şu ana kadar da biraz sakinlemişti ama esası şu, komando birlikleri 3 noktadan giriş yapmışlardı ve daha çok 3 nokta olarak geçmesine rağmen daha geniş bir alanda 480 kilometrelik bir alanda girdiklerini ve güneye doğru ilerlediklerini ve Resulayn, Tel Abyad, Aynel Arap arasındaki bağlantıları kesmeyi hedeflediğini söyleyelim ve gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım. Evet, teşekkürler. Arkadaşımız orada çok fedakarca görev yapıyor. Hemen atladı gitti bölgeye. Sağ olsun güzel de haberlerini vermeye devam edeceğiz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Ferit abi. Ben Emin abi 1981'den beri tanırım. Severim. O da beni sever. Tansel Hanım da çok iyi biridir. Fakat işte sonuç olarak yazı ortada. Bak, niye istemiyormuş Türk ordusunun Suriye'ye girmesini? Diyor ki, inşallah yanılırım ama bu Orta Doğu bataklığına, Orta Doğu pisliğine ordumuzla girdikten sonra bizi çok zor günler bekleyecek. ABD, Rusya, İran gibi nice ülkelerin oyuncağı olacağız. Üzerimizde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerinden kaynaklanan çok büyük baskılar oluşacak. Başımıza bir sürü işler açılacak. Askeri operasyonların milyarlarca dolarlık maliyetini hiç hesaba katmıyorum. O maliyeti bu ülkede yaşayan 82 milyon insanımız yeni vergiler ve yeni zamlarla ödeyecek. Ama en önemlisi şehitler gelecek. O zaman o şehitlerin hesabını nasıl, kimler verecek? Tekrar söylüyorum, aydınlığın bu yakışıksız suçlamalarını tümüyle reddediyorum. Şimdi deveye demişler ki, neden eğri boyun, nerem doğru ki demiş. Şunu söyleyeceğim. Ben de o karşıyım Suriye'ye girmesine ordunun. Ya biz Suriye halkına savaş açmıyoruz ki, PKK'ya savaş açıyoruz. Bilmiyorum, sen ne dersin bilmiyorum ama insanlarımızın kafasını da karıştırıyorlar kendi kafa tabii karışıklıklarıyla. Şimdi tabii Ali Bey, bu önce onu vurgulayalım, bu CHP kafası. İşte CHP kafası bu.
Yani bu CHP yöneticilerinden başlayarak böyle köşe yazarlarına kadar uzanan bir yelpaze. Tamam mı? Neymiş? En önce neymiş Ali Bey? Büyük zorluklar bekliyormuş bizi. Arkadaş, bunu biz söylüyoruz. En başta biz söylüyoruz ya. Türkiye büyük bir şeyin, zorluk şeyinin, gerçeğinin içine adım attı ve niçin? Çünkü Amerikan emperyalizmiyle, dünyanın en büyük silahlı gücüyle savaşıyoruz burada. İşin gerçeği bu. Amerikan emperyalizmine işte kara gücüm dediği, hatta kendi üsleriyle, askerleriyle, bilmem neyle desteklediği, her şeyle desteklediği savaşı bile tartışıyor adamlar. Söylüyoruz burada ya, Gladio merkezi. Vuralım diyor Türkiye'yi, tamam mı? Bunu bile tartıştığımız bir ortamda yazıyorlar bu yazıyı. Biz burada Amerikan emperyalizmiyle savaşıyoruz. Sadece PKK terör örgütü de değil yani. Anlatabiliyor muyum? Elbette zor tabii bu iş. Çok zor ama hangi vatan savaşı kolay? Allah aşkına bu ey Emin Bey. Yani bunu yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz 90 yıl önce daha. Ve 60 yılda bunu yaşıyoruz yani. Abi, 1920'lerde üstümüzde Birleşmiş ya, Milletler, Avrupa ülkeleri baskısı yok muydu? Geldiler işgal ettiler. Aynen bugün olduğu gibi tabii. 1974'te yok muydu? Tabii kardeşim. Şu son 40 yılda yok muydu? Bütün bunlara meydan okuyarak, kafa tutarak bağımsızlığımızı koruyoruz ve dik durabiliyoruz. Bunun başka yolu yok ki. Bundan başka yapacağımız bir şey yok ki. Anlamadıkları şey Halil Bey, sanki orada işte bilmem ne bir avuç bilmem ne örgütüyle şeye giriyoruz, çatışmaya giriyoruz. Ondan sonra Rusya, İran bilmem ne gelip bizi şey yapıp teslim al. Ya kardeş aslanım, tam tersine Türkiye burada dik durarak, sağlam durarak, kendi gücüne güvenerek, Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin gücüne güvenerek, tamam mı? Hiç kimsenin şeyine ihtiyacımız kalmadan, onlara yani bağımlı olalım Rusya, İran'a falan filan gibi hedeflerle hareket etmiyor Türkiye. Tam tersine burada hiçbir şekilde hiç kimseye, hiçbir emperyalist ülke ya da ne bileyim dost ülke, komşu ülke bilmem ne bağımlı olmadan ayakta duracak dik bir ülke yaratıyoruz burada. Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayağa kaldırıyoruz, inşa ediyoruz adeta. Öyle bir vatan savaşının içindeyiz. Bunu anlamıyorlar ki Halil. Amerika ile kafa kafaya geldiğimizi anlamıyor bu kafa işte. Bütün şöyle mesele bu. Kalksak, diyelim başta Erdoğan yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu vardı diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu da iyi bir insan olarak bu şunun için söylüyorum bunu. Bu operasyonu yapmak zorunda Türkiye. Tayyip Erdoğan bu operasyonu yapmak zorunda. Yapmazsa gideceğini bilir. Diyelim gitti. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor aynı operasyonu. Alkışlayacaklar o zaman. Ya tabii bu Türkiye'nin bir gerçeği. Bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı da bunda etkili oluyor diye düşünüyorum. Tabii zaten söylüyor, yazıyordu orada şeyini. Hükümetin yanına düştüler mi? Ya nerede kardeşim? Bunu yıllardır Amerikan emperyalizmiyle savaşı, bu bölgede hakimiyetin, egemenliğin nasıl sağlanacağını ilk söyleyen biziz. Başından beri söyleyen, savunan, onun pratiğini, ihtiyaçlarını yerine getiren, komşularla tek tek görüşen komşu ülkelerle ve ya yapan bunu Vatan Partisi zaten ya. Sen kim kimin yanına düşmüş? Ya bir de bunlar çok çok lüzumsuz şeyler. Ya sen öncelikle nereye düşünüyorsun? Önce nereye düştüğünü bir düşün Emin Bey ya lütfen. Orada Mehmetçiğimiz savaşıyor. Bu bir vatan savaşı ve sen burada yazdığın yazılarla arkadan vuruyorsun bunu. Bu bozgunculuk değil mi? Yani bundan neye rahatsız oluyorsun? Bu bir eleştiri. Ama ben tabii şunu da söyleyeyim. Ben Emin Çöleşan, Mustafa Balbay, bunlar gerçeği görecekler. Diğer isimlere girmiyorum bile. Ama bunlar gerçeği görecekler hani yaşadıkça tabii. Ama niçin bir savaş halinde böyle bir durumda ve hakikaten milletimiz canını feda ederek ortaya koymuşken bu yazılar yazılabiliyor? Gerçekten de bu bir bozgunculuk, başka bir şey değil ya. Evet, ve neyse, çok ayıp bir şey yani. Kapatalım ayıp o konuyu. Gerçekten. Ben son olarak bir şey söyleyeyim o konuyla ilgili. Diyor ki Aydınlığın büyük patronu, partinin genel başkanı olan Doğu Perinçek. Ya bunlar... Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Aydınlığın günlük hale getirilmesinde Ferit abiyle birlikte çalıştım. Evet. Doğu Perinçek hapisteydi. Ya işte konuşuyor. Çıktı. Ben bir defa bile Doğu Perinçek bana ya şunu niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın diye 12 yıldır buradayım. Bir tek kelime etmedi. Ayrıca buranın patronu, gerçekten Emin abi merak ediyorsa, mesela Ulusal Kanal'ın patronu evet. 15 bin civarında ulusal gönüllüsüdür. 600 civarında ortağı vardır. Doğu Perinçek'te televizyon patronu olacak para yok zaten ya. Yok yani. Adamın bir sazı bir kitapları var. O kadar. O kadar. Başka bir şey de yok. Abi bir süre Tel Abyad'dan görüntüler verdi. Ha tekrar geldi görüntüler. Dumanlar çıkıyor şehrin kenarından.
Operasyon bütün hızıyla sürüyor. 3 dakika kaldı, serbest olur. Şöyle tamamlayayım istersen. Bu son konuştuğumuz konuyla da bağlantılı olarak. Şimdi böyle bir kader savaşı, beka mücadelesi falan dediğimiz koşullarda Halil Bey, aslında milletimiz ve devletimiz doğru yolu buldu. Ondan eminim, çok rahatlıkla bunu söylüyorum ve zafere gidiyoruz, zafer kazanacağız burada. Yeni zaferler kazanacağız. Ama yeter ki bunu hala içimizde oraya buraya çeken, bölücülük yaratmaya çalışan kuvvetleri asgariye indirin, indirmiş vaziyetteyiz zaten. Ama onlara son bir sözüm var Halil Bey. Bunların çünkü geleceği yok. Bu savaşla beraber, bu vatan savaşımızla beraber ve burada kazanacağımız zaferlerle birlikte o sosyal demokrasi, yok o sahte sol dediğimiz şeyler falan hepsi zaten tükenmiş vaziyetteler. Çürümüş vaziyetteler, çökmüş vaziyetteler. Yok olup gidecekler, bak söyleyeyim. Onun için buradan özellikle CHP'li dostlarımıza seslenmek istiyorum. Ya bir düşünün, 50 yıl önce o Mustafa Kemal Atatürk'ün altı ok ilkesini, o da vatan savaşıyla kazanılmış ilkeler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi değil mi? İlkeleri bunlar. Nasıl kaldırdınız, attınız duvara, yapıştırdınız ve gittiniz Avrupa'nın Atlantik sistemini imal ettiği sosyal demokrasiye daldınız. Tabii İnönü'nde çok hatalar var. Oradan bir yatırın masaya ve inceleyin. Altı ok düşmanlığıyla başlayan bu şeyin daha sonra Bülent Ecevit'le, işte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'yla vesaire devam eden bu süreç. Tamam mı? 50 yıldır. Nereden nereye getirdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Bakın, tabii tamamen Amerikan emperyalizminin, Atlantik sisteminin kucağına oturttu. Hep bunu eleştiriyoruz zaten 50 yıldır. Böyle olacak, böyle olacak, bak buraya gidiyor. Dikkat, dikkat, söyleye söyleye geliyoruz ama en sonunda geldiğimiz nokta, son aşamasındayız çünkü. Gittiniz kucağına oturdunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bitirdiniz. Öyle bir parti kalmadı bugün Türkiye'de. Bak geldiğimiz nokta bu. Görelim bunu ey CHP'li dostlara söylüyorum. Çünkü kökeninde, tarihte ve yaşadığımız gerçeklikte bir altı ok milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik, cumhuriyetçilik, devletçilik ilkeleriyle, o vatan savaşıyla, cumhuriyet kuruluşuyla kazanılmış ilkeler, bayrağınız sizin ya. Uyanın, gözünüzü açın ve sarılın bu ülkeye. Bak tekrar söylüyorum, Türkiye'nin ihtiyacı bu, geldiğimiz yer burası çünkü. CHP ancak olacaksa, bundan sonra var olacaksa bunlarla var olur. Bitti, tükendi, gitti. Bir sözüm de şeye, o 50 yıl önce bu tartışmayı yaparken, sosyal demokrasi vesaire, altı ok tartışmasını, bir taraftan da biliyorsun Milli Demokratik Devrim, Sosyalist Devrim tartışması diye bir şey açtılar. Açıldı zaten, hayat getirdi, önümüze koydu. Bazı sol, hani sosyalist, sosyalizme yönelmiş akımların bir kısmı da kalktı. Önümüzde sosyalist devrim var. Ya arkadaş yapma bak, Kemalist devrimi daha tamamlayacağız. Önümüzde Milli Demokratik Devrim var. 50 yıldır bunları söyleyerek bugüne geliyoruz. Ne oldu arkadaş ya? Kaldı mı? Nerede bunlar şimdi? Yok oldu gitti. Sosyalist devrim yapacağız, bilmem ne yapacağız derken gittiler önce Sovyetler Birliği'nin kucağına oturdular. Bir sosyal emperyalist ülkenin kucağına oturdular. Onlar onların kucağında otururken biz yine iki süper devlet diye Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal emperyalizmiyle savaşıyorduk. Buraya geldik. En sonunda geldiğimiz yerde tükendiler, bittiler. Ama Vatan Partisi o Milli Demokratik Devrim şeyinde, programında, stratejisinde kararlı. İşte onun son aşamasını yaşıyoruz ve bu zaferle buradan çıkacağız. Ve önümüzde yani solun da, Türkiye solunun da ve bütün milli kuvvetlerinde böyle bir geleceği var. Burada Vatan Partisi ile geleceğe uzanacak bir merkezi var. Onu da ifade etmek istiyorum özellikle. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vakit kısa kaldı. Tam yapamadık ama harekat devam ettiği sürece yine bir araya gelme şansımız var. Arkadaşlar bitiriyoruz. Bitirmeden önce ben yine Emin abiye bir şey söylemek istiyorum. Objektif niye, objektif subjektif niyet ve objektif durum vardır. Emin abi sevdiğim biri, hala sevdiğim biri, çok sevdiğim biri. Subjektif niyetiyle objektif durumu arasındaki farkı kavrayamadı diye tahmin ediyorum. Diyor ki her şeyim ortada, hayatımın hiçbir döneminde ne Amerikancı oldum ne bozguncu. Ama somut durum onu koyuyor ortaya. Elbette kafa olarak Emin abinin Amerikancı olduğunu düşünmem bile. Ama içine girdiği tavır, somut durum maalesef ortada. Durum bu. Peki, yarın saat 10'da yine burada olacağız. Yarın saat 10'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Bozgunculuklara kapılmayın. Mehmetçik için duanızı esirgemeyin. Elinizden gelen bir şey varsa yapın.
Kendinize çok iyi bakın. Niye? Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek.